Merhaba arkadaşlar. Uzun aradan beri sizinle görüşemedik. Umarım hepinizin sağlığı yerindedir. Bugün size de Will Future Tense konusunu anlatmak istiyorum. Daha önce de bahsetmiştim sizlere, anlatmaya çalışmıştım. Biliyorsunuz Türkçe'de karşılığı gelecek zaman olan Future Tense yapılarından biri de Will'dir. Be going to'yu daha sonra anlatacağım size ama şimdilik Will yapısı üzerinden biraz durmak istiyorum. Will ile biliyorsunuz gelecek zamanda gerçekleşecek olan durumlar belirtilir. Özellikle yukarıda başlıkta da görüldüğü gibi arkadaşlar gelecek zamanda belirtmek istediğimiz durumları burada will ile anlatabiliriz. Yardımcı fiil olan bu yapı will artı base form of the verbs olarak yani fiillerin yalın haliyle kullanılır. Will cümleye edecek ve acak anlamı katar. Gelecek, yapacak, gidecek, işleyecek gibi fiile edecek, acak anlamı katar. Bunu biraz örnekler üzerinde anlatırsak herhalde daha faydalı olacağını düşünüyorum. Mesela arkadaşlar you will meet some important businessmen this week. Yani sen önemli iş adamlarını bu hafta karşılayacaksın, onlarla buluşacaksın anlamına geliyor. They will have a pet soon. Onlar en kısa zamanda evcil bir hayvana sahip olacaklar. They will. Burada edecek, acak anlamı katıyor. Will yapısının kısaltması şu şekildedir arkadaşlar. Subject dediğimiz I, we, he, she, it artı will. Burada iki nokta, iki L şeklinde gördüğünüz yapı aslında will'in kısaltılmış şeklidir. O yüzden I will şeklinde kısaca kısaltmasını anlatabiliriz. We will look after the children tonight. Yani bu gece çocuklarla ilgileneceğiz. Çocuklarla bu gece arkadaşlar ilgileneceğiz. Edecek, acak anlamı katıyor. He will buy some food. O biraz yiyecek alacak. O biraz yiyecek alacak arkadaşlar. Şimdi will'in cümleye kattığı anlam demek ki neymiş arkadaşlar? Edecek, acak fiile, Türkçe'de karşılığı da edecek, acaktır ve fiile kattığı anlam edecek, acak. Kısaca bu will yapısının gramer yapısından bahsetmek istiyorum. Öncelikle olumlu cümle yapısında cümle yapısıyla başlamak istiyorum. Evet arkadaşlar, bütün şahıs zamirleriyle I, we, you, they, he, she, it yani ayrım yapmaksızın hepsi ile will arkadaşlar kullanılır. Yani she will, they will, he will istediğinizi kullanabilirsiniz. Hepsi ile will eşit bir şekilde istisnasız hepsi ile kullanılır arkadaşlar. Biraz önce de bahsettiğim gibi will'den hemen sonra base form of the verb dediğimiz fiilin birinci hali yani yalın hali kullanılır. Ondan sonra subject, en sonunda da time expressions dediğimiz zaman zarfı kullanılır. Zaman zarfı genellikle her zaman için arkadaşlar cümlemizin en sonunda kullanılır. Örneğin we will buy a new car next month. We will buy a new car next month. Yani önümüzdeki ay yeni bir araba alacağız. Yeni bir araba alacağız arkadaşlar. Şimdi de olumsuz cümle yapısından bahsetmek istiyorum. Olumsuz cümle yapısında yaptığımız aslında çok basit bir şey ve yaptığımız tek şey de şu. Biraz önce anlattığım bütün şahıs zamirler gene will kullanılır ama will'den hemen sonra arkadaşlar not ekini getirerek cümlemizi olumsuz yapıyoruz. Yani olumsuz yaparken yaptığımız tek şey will'den hemen sonra arkadaşlar not ekini getirerek olumsuz yapıyoruz.
Tabii bunun bir de kısaltılışı var. Kısaca will not nasıl yazılır? Onu da hemen belirteyim. Won't şeklinde yazılır. İsterseniz will not, isterseniz won't'u da kullanabilirsiniz. Gene biraz önce bahsettiğim cümle yapısında gene fiilin birinci hali kullanılır. Ondan sonra subject, ondan sonra zaman zarfımız kullanılır. Yani baktığımız zaman we will not ya da we won't buy a new car next month şeklinde belirtebiliriz. Gördüğünüz gibi zaman zarfı gene cümlemizin sonunda kullanılmıştır. Bir de bunun arkadaşlar soru hali var. Yani yes ve no gerektiren soru sorduğumuz zaman bu soru kalıbını nasıl kullanıyoruz? Arkadaşlar gene burada yaptığımız tek şey aslında çok basit. O da şu: will'i veya want'u cümlemizin en başına almak. Cümlemizin en başına aldığımız zaman yaptığımız tek şey şu: will I eat again? Yani ben tekrar yemek yiyecek miyim? Will we live in the same city? Yani tekrar aynı şehirde yaşayacak mıyız? Tekrar aynı şehirde, again dediğimiz zaman, pardon, we will live in the same city. Aynı şehirde yaşayacak mıyız? Ya da arkadaşlar, won't they watch a film tonight? Onlar bu gece film izleyecekler mi? Won't they watch a film tonight? Onlar bu gece bir film izlemeyecekler mi? Şeklinde soru soruyoruz arkadaşlar. İzlemeyecekler mi? Yani will ile sorduğumuz zaman olumlu soru cümlesi, won't ile sorduğumuz zaman arkadaşlar olumsuz soru cümlesi yapmış oluyoruz. Will he drive flying cars in 2004 ya da 2040 şeklinde, kısaca bu şekilde de okunabilir. O 2040 yılında uçan arabayı sürebilecek mi? Şeklinde soru sorabiliriz. O uçan arabayı 2040 yılında sürebilecek mi? Burada tabii he yerine you'yu da kullanabilirsiniz, we'yi de kullanabilirsiniz, they'yi de kullanabilirsiniz. Fark etmiyor. Yeter ki will'i veya won't'u cümlemizin arkadaşlar en başına alarak sorumuzu yapabiliyoruz. Bir de arkadaşlar biliyorsunuz information questions dediğimiz bilgi gerektiren soru kalıplarımız var. Bunlar arkadaşlar biliyorsunuz when, yani ne zaman, where, nerede, how, nasıl, why, neden, niçin anlamına gelen, what time, ne zaman, what, ne anlamına gelen soru kalıplarımızdır. Bunlara biz double edge question'lar da diyoruz. Peki bunlarla soru sorduğumuz zaman biz biraz önce anlattığımız cümle yapısında herhangi bir değişiklik yapıyor muyuz? Hayır arkadaşlar. Sadece bu information question'larımızı sadece arkadaşlar cümlemizin en başına getiriyoruz ve biraz önce anlattığımız soru veya cümle kalıplarında hiçbir değişiklik yapmıyoruz. Yani şöyle diyebilirsiniz: when şu cümlenin başına getirerek gene soru sorabilirsiniz. Mesela when will he eat again? O tekrar ne zaman yiyecek? Ya da arkadaşlar why will she live in the same city? O neden aynı şehirde yaşayacak? Ya da arkadaşlar what time ile de soru sorabilirsiniz, fark etmez. What time will she live in the same city? O ne zaman aynı şehirde yaşamaya başlayacak? Ne zaman aynı şehirde yaşayacak? Şeklinde soru sorabilirsiniz. Ya da arkadaşlar what will we watch a film tonight? Yani biz bu gece
ne filmi izleyeceğiz? Bu gece ne filmi izleyeceğiz şeklinde soru sorabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, bu biraz önce bahsettiğim soru kalıplarına, soru sözcüklerine arkadaşlar isterseniz kısa cevap verebilirsiniz. İsterseniz uzun haliyle de cevap verebilirsiniz. Sadece yes I will ya da yes we will ya da yes you will şeklinde kısa cevap verebilirsiniz. İsterseniz eğer olumlu cevap verecekseniz bu şekilde cevap verebilirsiniz. Olumsuz cevap vermek istediğiniz zaman sadece no I will not veya no we will not şeklinde kısa cevap verebilirsiniz. Çok istiyorsanız bunun da kısaltılışını daha önce de gösterdim. No we won't ya da no I won't şeklinde kısaca cevap verebilirsiniz. Her ikisi de arkadaşlar doğrudur. İsterseniz no it will not diyebilirsiniz. İsterseniz de no it won't diyebilirsiniz. Burada size önerim, konuşma esnasında size önerim şu: no it will not ya da no she will not şeklinde söylerseniz daha bir vurgulayarak söylemiş olursunuz. Arada başka bir fark yok arkadaşlar. O yüzden kısaca cevap verme şekilleri de bu şekildedir diyoruz. Will'in, tabi şimdi will'in yapısı, gramer yapısını anlattık. İyi, güzel. Nasıl cümle kurduğumuzu, cümlenin üyelerinin nerede olduğunu anlattık. Peki bu will, ecek acak yani gelecek zaman olan bu will'i ne zaman veya hangi durumlarda kullanıyoruz? Yani kullanım yerleri nerelerdir? Ne zaman kullanacağız will yapısını? Arkadaşlar will yapısını konuşma sırasında alınan anlık kararlar için kullanılır. Daha önce planlamamışsak, daha önce bir belirli bir program ya da bir plan dahilinde yapılacak olan bir şeyi vurgulamıyorsak, o anda konuşma sırasında o anda karar aldıysak, o anda bir şey yapmaya karar verdiysek, konuşma sırasında alınan anlık kararlar için arkadaşlar will'i kullanabilirsiniz. Mesela örneğin bakalım. Mom, the phone is ringing. Burada phone'u yazmayı unuttum arkadaşlar. The phone yani telefon çalıyor arkadaşlar. The phone is ringing. Güzel, şurayı da düzeltiyorum. The phone is ringing. I will answer it. Yani telefon o anda çalıyorsa ve siz o anda o telefona bakmaya karar verdiyseniz ne diyorsunuz? I will answer it. Yani ben o telefona cevap vereceğim. O telefonu ben açacağım ya da o gelen çağrıya ben cevap vermek istiyorum. O yüzden I will answer it. Yani onu ben cevaplandıracağım. Arkadaşlar bir de will şöyle ikinci kullanım yerlerinden birisi de arkadaşlar karşı tarafa bir şey teklif ederken de will kullanılır. Mesela I am really hungry. Gerçekten çok açım. Yanınızdaki arkadaşınız da olabilir, anneniz de olabilir. Ne diyor? Okay, madem tamam açsın. I will prepare some food for you. Ben senin için biraz yiyecek hazırlayacağım şeklinde ne yapıyor? I will'i kullanıyor. I will prepare biliyorsunuz dedi, hazırlamak. Some food, biraz yiyecek hazırlayacağım diyor size. Şimdi arkadaşlar will'in kullanım yerlerinden birisi de biliyorsunuz biraz önce de söyledim, gelecek zaman ile ilgili. Özellikle gelecek zamanda ne zaman kullanıyoruz? Gelecek zaman ile ilgili söz verme, yani birine söz verdiğiniz zaman ya da tahminde bulunduğunuz zaman. Atıyorum mesela bugün hava yağmurlu ya da çok bulutlu. Yağmur yağma ihtimaline karşı siz diyorsunuz ki yağmur yağacak. Böyle bir durumda da will'i kullanabiliyorsunuz. Ya da bir durumda zannetme durumunda ya da umut verme durumunda will'i kullanabilirsiniz. Veya arkadaşlar şöyle, gelecekte gerçekleşmesinden
kesin olarak emin olmadığımız durumlarda bahsederken kullanılır. Bunun arkadaşlar altını çizmek istiyorum. Neden? Çünkü arkadaşlar will yapısı arkadaşlar gelecek zamanla ilgili olduğu için, şimdi gelecek zamanda eğer planlamış olduğunuz bir durum varsa ya da belirli bir tarihi, bir zamanı, belirli bir program dahilinde bir şeyden bahsedecekseniz gelecek zamanla ilgili, orada be going to'yu kullanmanız daha doğrudur. Ama will'i kullanacaksanız özellikle şu durumda kullanmanız lazım. Eğer gelecekte bahsedeceğiniz şey gerçekleşmesinden kesin olmadığımız bir durum varsa orada will'i kullanmanız lazım. Gelecekte gerçekleşmesinden kesin olarak emin olmadığımız durumlardan bahsederken will'i kullanırız. Gelecekle ilgili will yapısını kullanırken özellikle şu yapılar kullanılır. Şu yapılar ile daha çok ifade edilebilir. I think diyor, yani bence, ya da I hope, umarım. I promise, söz veriyorum şunu yapacağım mesela. Söz veriyorum şunu yerine getireceğim. Söz veriyorum atıyorum şurada işte buluşmaya geleceğim. Şunu söz veriyorum şunu yapacağım deyip söz verdiğimiz durumlarda, umarım dediğimiz durumlarda veya bence dediğimiz durumlarda arkadaşlar will'i kullanabilirsiniz. Mesela I think they will win the match. Bence onlar maçı kazanacaklar. Hayır, burada bir kesinlik var mı? Hayır. Kesinlik olsaydı zaten will'i kullanamaz arkadaşlar. Sadece nedir? Bence diyor. Yani I think. I think they will win the match. Yani maçı bence kazanacaklar. Ama kesin mi? Hayır. O yüzden I think dedi. O yüzden will'i kullanabildik. I promise I will work harder. I promise I will work harder. Söz veriyorum daha fazla çalışacağım. Daha fazla çalışacağına dair söz verince arkadaşlar gene burada will yapısını kullandı. Şimdi bir de şuralarda kullanılıyor arkadaşlar. Birinden bir şey rica ederken de will'i kullanıyoruz. Bu genellikle bir kafede veya bir restoran gibi bir yerlerde özellikle birinden bir şey rica ederken, bir şey isterken will yapısını kullanırız. Mesela arkadaşlar you will carry those, will you carry those files for me please? Şu dosyaları benim için taşır mısın lütfen? Will you carry those files for me? Şu dosyaları benim için taşır mısın lütfen? Diyor ve birinden o dosyaları arkadaşlar taşımasını rica ediyor. Will you open the door please? Kapıyı açar mısın lütfen? Birinden gene ne yapıyor? Bir şey rica ederken will'i kullanıyoruz. Şimdi dikkat ederseniz iki soruda da sadece yaptığımız şey şu. Will'i başa almak. Gene fiilin birinci hali. Burada arkadaşlar dikkatinizi çekmek istiyorum. Fiilin her zaman için birinci halini kullanıyoruz ve will'i başa alarak sorumuzu sorabiliyoruz. Başka bir kullanım yerlerinden birisi de arkadaşlar falcıların veya burç yorumlarının gelecek ile ilgili tahminlerinde will'i kullanabilirsiniz. Mesela arkadaşlar this week you will win a lot of, bu teoda arkadaşlar a lot of money from the lottery. Şimdi burada bu hafta diyor ki bu hafta lotaryden, yani milli piyangodan ya da oyun şans oyunlarından ne yapacakmış? Çok miktarda para kazanacaksın. Burada bir kesinlik yok. Sadece bazen falcıların ya da burç yorumlarının ya da ileriye dönük tahminlerinde kullandıkları bir durum. Kesinleşme ihtimali var mı? Hayır. Çok düşük. Ama falcılar ve yorumcular bu tür cümleleri kurabiliyorlar. This week you will win a lot of money from the lottery. Şimdi arkadaşlar will ile ilgili
sapılanılan sapılık zarfları var. Biliyorsunuz biraz önce de en başında da söyledim. Will arkadaşlar gelecek zaman ile ilgilidir. Zaman zarfıdır, zaman edatıdır ve bu yüzden sıklık zarflarına bir baktığımız zaman arkadaşlar hep gelecek zaman. Yani bugün bitmediği için bugünü de alabiliyor. Bu gece, mesela bugün, bu gece, yarın, en kısa zamanda veya 2030 gibi ileriye dönük tarihlerde de kullanabiliyoruz. Today, tonight, tomorrow, soon, in 2030 ya da 2030 de diyebilirsiniz. Yani 2030 arkadaşlar. Ondan sonra bu hafta, this week ya da this month ya da this year, bu yıl, bu ay, bu hafta şeklinde ileriye dönük tarihlerde bahsederken kullanabiliyorsunuz. Çünkü arkadaşlar daha bu yıl bitmemiştir ya da bu ay gelmemiştir. O yüzden bu ay içerisinde, bu yıl içerisinde, bu hafta içerisinde yapacağımız şeylerden bahsederken kullanabiliyorsunuz bu zaman zarflarını. Veya next week, önümüzdeki hafta, next Tuesday, next year şeklinde önümüzdeki yıl, önümüzdeki salı, önümüzdeki hafta gibi zaman zarflarında kullanabilirsiniz. Ya da biraz daha daraltıyor zamanı, in 2 hours, yani 2 saat içerisinde olabilecek olan şeylerden bahsederken kullanabiliyorsunuz. In 2 hours, in 4 days ya da in a few months, yani birkaç ay içerisinde olabilecek şeylerden bahsederken de kullanabiliyorsunuz. The day after tomorrow, burada day yazmayı unutmuşum arkadaşlar. The day after tomorrow, yani yarından sonraki gün. Bizim Türkçe'de bu ne diyoruz? Bu ne diyoruz buna? Ertesi gün, yani yarından sonraki günden bahsederken de kullanabiliyorsunuz. Later, daha sonra, yani arkadaşlar daha sonrayı da, çünkü o da daha gelmedi. We will buy a car next month. Ne diyor mesela bu örneğimizde? We will buy a car next month. Önümüzdeki ay bir araba satın alacağım. Önümüzdeki ay bir araba satın alacağım. Ne yaptı? Gelecek zamanla ilgili bir cümleyi kurmuş olduk. Şimdi arkadaşlar, konu aslında çok basit. Yapısı da çok basit. Gramer yapısı da çok basit. Kullanıldığı yerler de çok basit. Bu konuyu anladıktan sonra birkaç tane örnek üzerinden pekiştirip bir dersimi bitirmek istiyorum. Complete the sentences, yani cümleleri tamamlayınız. Neyle tamamlayacağız? Will veya will not dediğimiz won't. Bu will won't arkadaşlar biraz önce de bahsettim. Will'in olumsuz hali, will not. Kısaca won't şeklinde yazılabilir. Şimdi ilk cümlemize, ilk sorumuza bakalım. You don't need to take your umbrella. Şemsiyeni almana gerek yok, ihtiyacın yok. I think, bence diyor, yağmur yağmayacak. Yani mantıken düşündüğünüz zaman, madem ki şemsiyemizi almamıza gerek yok, demek ki bildiği bir şey var, o da ne diyor? Bence yağmur yağmayacak. Dolayısıyla, it will not ya da it won't şeklinde de yazabilirsiniz. It will not rain. Yani yağmur yağmayacak. Rudy, be late again. Rudy gene geç kaldı. He is never on time. O hiçbir zaman zamanında gelmez. O yüzden Rudy gene geç kalacak. Yani madem ki her zaman yaptığı şeye baktığın zaman her zaman geç kalıyor. O halde diyor ki Rudy geç kalacak. Burada olumlu bir cümle, olumlu bir anlam, yapı olarak olumlu, anlam olarak olumsuz. Ama Rudy will be late again. Yani Rudy geç kalacak diyor arkadaşlar. Üçüncü örneğimize baktığımız zaman eat something, bir şeyler ye. Or you blah blah be hungry in the lesson. Veya yani yemesen derse acıkırsın.
Bir şeyler ye, yemezsen ne yaparsın? Dersen acıkırsın. O halde acıkacaksın anlamını vermek için arkadaşlar ne yapıyoruz? Eat something or you will be hungry in the lesson diyoruz ve oraya ne yapıyoruz? Ecek acak anlamına katmak için will'i kullanıyoruz. Yoksa derste acıkacaksın. Take your coat. Ceketini al. Be cold outside. Take your coat. Eat. Burada eat var arkadaşlar. Havadan bahsediyor. Hava cansız bir varlık olduğu için ne yapıyoruz? Buraya eat koyuyoruz. Take your coat. Eat. Will be out. It will be cold outside. It will be cold outside. Burada ceketini al, dışarıda hava soğuk olacak diye ifade ediyor. Burada arkadaşlar edecek acak anlamına katmak için gördüğünüz gibi sadece araya will'i ekledik. Demek ki neymiş arkadaşlar? Demek ki will cümleye fiile edecek acak anlamı katıyor. Özellikle gelecekte bahsettiğimiz, gelecekle ilgili bahsettiğimiz durumlarda will'i bu şekilde kullanabiliyoruz. Umarım arkadaşlar açıklayıcı bir bilgi olmuştur. Bunu tekrar tekrar dinlemenizi ve pekiştirmenizi istiyorum. Özellikle bol bol soru çözmenizi ve bu konuda anlamadığınız bir şey varsa özelde birebir bana dönebilirsiniz. Bu hastalıktan dolayı hepinize sağlıklı günler diliyorum. İnşallah hiçbirinize hiçbir hastalık bulaşmaz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.